Teknopat'tan herkese merhaba, ben Yunus Emre Şahin. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone'a iOS 10 kurulumu gerçekleştireceğiz. Apple 13 Haziran'daki WWDC 2016'da iOS 10'un yeniliklerini duyurdu. Hemen ardından da beta versiyonu geliştiriciler için indirilebilir hale getirdi. Ancak Apple geliştiriciler programına kayıtlı olmayanlar da elbette deneme amaçlı iOS 10'u sistemlerine kurabiliyorlar. Bunun için öncelikle güncelleyeceğiniz cihazı mutlaka tamamen yedeklemenizi öneriyoruz. Bunu da doğrudan iTunes üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında cihazınızda bir Safari penceresi açın ve ardından videomuzun açıklama kısmındaki bağlantıyı buraya yapıştırarak dosyayı doğrudan Dropbox üzerinden indirin. Sağ üst kısımda bulunan yükle simgesine tıkladığınız anda doğrudan iPhone'unuzun şifresini girmenizi istiyor. Şifreyi girdiğiniz anda, tekrardan yükle dediğinizde, alt kısımdan son olarak yükleyi seçtiğiniz anda profil otomatik olarak yükleniyor ve sistemin yeniden başlatması gerektiği söyleniyor. iPhone'umuz yeniden başlatıldı. Bu kısımda da ayarlar, genel, yazılım güncelleştirme yolunu izlememiz gerekiyor. Burada ufak bir güncelleştirme denetlemesi yapılıyor sevgili seyirciler. Elbette bu işlem biraz uzun sürebiliyor ama sonunda iOS 10 bizi karşılayacak. İşlem tamamlandığında iOS 10 Developer Beta 1 karşınıza geliyor. Bu kısımda da zaten 1.3 GB olduğu belirtiliyor. Alttan indir ve yükle dediğinizde karşınıza doğrudan hüküm seçenekleri gelecek. Buradan kabul et'e tıkladığınızda, tekrardan kabul et'e tıkladığınızda işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve öncelikle sistem dosyaları indiriliyor, daha sonrasında da işletim sisteminin kurulumuna geçiliyor. iOS 10 kurulumu gerçekleştiğinde telefonunuz doğrudan baştan başlatılıyor sevgili seyirciler. Daha sonrasında ayarlar, genel ve yazılım güncelleştirme üzerinden iOS'un 10.0 sürümünün kullanıldığını görebiliyoruz. Aynı zamanda iOS'un 10 versiyonu iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus'a kurulabildiğini belirtelim. Ancak bu noktada ufak bir daha hatırlatma yapalım. iOS 10 henüz çok yeni, dolayısıyla beta versiyonda çeşitli sorunlar çıkabiliyor. Yükleme yapmadan önce bunu da dikkate almanızda yarar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.